Merhabalar arkadaşlar. Tekuzem'e hoş geldiniz kıymetli 2025 KPSS A grubu öğrencilerimiz. Hoş geldiniz. Tekuzem, öğrenci koçu Rukiye Tuğba Boğa ben. Nasılsınız arkadaşlar? Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Belma Hanım, Hazal Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok iyiyim arkadaşlar. Sizleri gördüm, daha da iyi oldum. Keyifler nasıl? Nasıl gidiyor Kasım ayı? Merhabalar Leyla Hanım, hoş geldiniz. Kimler, hangi bölüm mezunları? Kısaca tanışıp kaynaşalım bakalım. Evet, Ergül hocam, soğuk zaten. Artık kış geldi diyebilir miyiz? Bugünkü seminerimiz İBF ve hukuk mezunlarına özel bir seminer arkadaşlar. Yani KPSS A grubuna hazırlanan öğrencilerimiz için özel bir içerik hazırladım. Bunlardan bahsedeceğim. Çok güzel maliye, uluslararası ilişkiler, işletme, iktisat, kamu yönetimi harika. Çok güzel. Peki kimlerin sınav deneyimi var arkadaşlar? Kimler sınava daha önce girdi? Eğitim hayatı devam edenler kimler? Nerelerden katılıyorsunuz bu arada? Hangi şehirlerde yaşıyorsunuz? Aksaray, benim dördüncü girişim olacak hocam maalesef. Ay öyle demeyin, Kars. Ay Belma hocam, ben de Karslıyım. Memleketime selamlar. Antalya, çok güzel. Harika. Yani genelimiz sınav tecrübesi olan öğrencilerden oluşuyor diyebilir miyiz arkadaşlar? Peki son sınıf olan ve sınava ilk kez girecek olanlar kimler? Bir parmak kaldırsınlar bakalım. A grubunu hiç tanımayan, hiç bilmeyen, ilk kez girecek olanlar kimler? Çok güzel. İlk kez girecek olanlar da var aramızda. Harika. Arkadaşlar ben de Tekuzem, öğrenci koçu ve rehberlik uzmanı Rukiye Tuğba Boğa. Belki daha önceki seminerlerimde karşılaşmış olabiliriz. Belki daha önce Tekuzem'i tanıyor da olabilirsiniz. Keşfetmiş olabilirsiniz. Bizimle görüşmüş de olabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki artık sınav takvimimiz açıklandı geçtiğimiz hafta itibariyle. Ve şu an akademik takvime göre 7 Eylül 2025 tarihinde KPSS A grubu öğrencileri için genel yetenek, genel kültür sınavı olacak. 13 Eylül ve 14 Eylül tarihlerinde biliyorsunuz A grubunun belirli oturumları var. Bu oturumlar şeklinde de 13 ve 14 Eylül tarihlerinde de KPSS alan sınavlarınız gerçekleşecek. Ve ben bunu ilk kez duyduğumda arkadaşlar, yani geçtiğimiz hafta akademik takvim açıklandığında gerçekten sizin adınıza çok sevindim. Çünkü çok uzun bir süremiz var. Yani nereden baksan 9,5-10 aya yakın dolu dolu geçirebileceğimiz bir süre ki A grubu öğrencilerinin ciddi anlamda arkadaşlar zamana ihtiyaçları var. En çok sizin gibi bu sınava giren öğrencilerin yaşadığı sorun dersleri ve konuları yetiştirememek, çok bölünmek, yarıda bırakmak, bir konuyu çok iyi öğrenmek ama diğer konuya o kadar da mesai ayıramamak. Dolayısıyla önümüzdeki sınava ne kadar uzun bir süre varsa bu demek oluyor ki o sınava o kadar uzun bir süre çalışabiliriz. Yani eksik olan hiçbir konumuz, eksik olan hiçbir dersimiz kalmamış olur arkadaşlar. Anlaştık mı? Şimdi gelelim A grubu için biraz sınavı tanımaya. Evet, sınava giren öğrencilerim var. Belki içinizde 3 kez, 4 kez, ilk kez, 2 kez girenler var. Zaten tanıştık ama ÖSYM'in sınavlarına girdiğimizde arkadaşlar ne kadar girersek o kadar iyi tanıyoruz anlamına gelmiyor. Çünkü sınavın aslında teorik olarak bilinen kısmından ziyade içerikte bizden ne beklediğini bilmek çok daha önemli. Hazırlık sürecimizi şekillendiren şey zaten tam olarak bu. Biraz sizi bu sınavla alakalı bilgilendirmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi KPSS A kadro dediğimiz sınav nedir? ÖSYM tarafından her yıl
Uzman yardımcılıkları ve müfettiş yardımcılıkları için KPSS Genel Kültür Genel Yetenek Oturumuna ek olarak girilen alan bilgisi oturumlarının oluşturduğu sınav türüne KPSS A kadro alan sınavları diyoruz. A grubu kadrolar kariyer kadroları olarak da bilinir. Yani üst level memuriyetler olarak bilinir arkadaşlar. O yüzden düz bir memuriyet kadrosundan ziyade A kadro memuriyet tabii ki de her öğrenci tarafından daha fazla tercih edilir. Peki KPSS A kadro sınavına kimler girebilir? Çoğunlukla arkadaşlar İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları. Bunun yanında hukuk, siyasal bilimler, fen edebiyat, mühendislik ve mimarlık fakültesi mezunları veya son sınıfta olanlar, mezun olabilecek durumda olanlar girebilir. Ama bu sınavın belki de %90'ından fazlasını sizin gibi İBF öğrencileri oluşturuyor diyebiliriz. Peki, alımlarda yaş sınırı var mı? Ben aynı zamanda öğrenci koçluğu yapıyorum arkadaşlar. Ve A grubuna hazırlanan öğrencilerimden en çok aldığım soru da şu. Hocam bu sınava girmek ve atanmak için belirli bir yaş sınırı var mı? Evet arkadaşlar, bilmeyenler için yeniden söylüyorum. Yaş sınırı var. A tipi memurluk alımlarında genel olarak 35 yaş sınırı konulmakla birlikte bu durum her atama döneminde değişebiliyor ama çok da değiştiği görünmüyor. Ve alım şartlarının içerisine yani kılavuzda ekleniyor arkadaşlar. Bu nedenle sizlerin başvuracakları memuriyetler için ilanda belirtilen şartları kontrol etmeniz düzenli olarak gerekiyor. Şimdi gelelim bu sınavda bizden ne isteniyor? Yani evet sınavı az çok tanıdık. Ne için gireceğimiz belli. En geç 35 yaşını doldurmamış olmamız gerekiyor. Alımların çoğuna başvurabilmemiz için kimlerin girebildiğini de öğrendik. Şimdi gelelim biraz bu sınavı tanıyalım arkadaşlar. Şimdi sınav oturumlar şeklinde gerçekleşiyor ve ilk oturum neydi? Genel yetenek, genel kültür. Toplamda 120 soruluk, 130 dakikalık bir sınav arkadaşlar. Hukuk grubu yani hukuk farklı bir sınav 40 sorudan oluşuyor. 50 dakika süreniz var. İktisat, maliye, muhasebe, işletme, uluslararası ilişkiler, ÇEKO, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik ve kamu yönetimi arkadaşlar. Hatta ÇEKO'ya kadar 40 soru 50 dakikadan oluşuyor. Kamu yönetimi de 40 soru 50 dakika. İstatistik bir tık daha işlem yeteneği isteyen bir ders olduğu için 40 soru var. 60 dakikamız var. Ve bir diğer kural arkadaşlar, gerekirse bunu not alın. İlgili testlerde puanlarınızın hesaplanabilmesi için her birinden en az bir tane net yapmak zorundasınız. Eğer ki hiçbir netiniz yoksa herhangi bir teste puanınız hesaplanmıyor arkadaşlar. Kapsam dışı kalıyorsunuz. Bu A grubunda çok önemli ve unutulmaması gereken bir kural. Anlaştık mı? Her bir oturumda bir net yapmak zorundayım. Şimdi geliyorum arkadaşlar. 7 Eylül tarihinde yani 7 Eylül Pazar günü sabah oturumunda genel yetenek, genel kültür testine gireceğiz. 13 Eylül Cumartesi günü sabah oturumunda mezun olduğunuz bölüme göre bu alanları seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve ÇEKO. Cumartesi yani 13 Eylül Cumartesi öğleden sonra öğle oturumunda hukuk, iktisat, maliye. 14 Eylül Pazar günü işletme, muhasebe ve istatistik gruplarından sorumlu olacaksınız arkadaşlar. Feyza Hocam merhabalar, hoş geldin. Şimdi geliyorum, peki bu kadar yoğun bir sınavda yani bu kadar kalabalık dersler, oturumlar, soru sayısı, dakikaları her birini tek tek inceledik. Peki bu kadar yoğun bir sınavda biz nasıl yetiştireceğiz? Arkadaşlar sizin için toplamda sorumlu olduğunuz konu sayısını tek tek saydım. GYGK'da 280 konudan sorumlusunuz. KPSS A grubunun maliye, muhasebe, hukuk ve iktisat 4 oturumunda toplamda 717 konudan sorumlusunuz. Yani A grubu ve B grubuna giren bir öğrenci
Toplamda dönem sonuna kadar 997 konuyu bilmek zorunda, çalışmak zorunda. Peki bütün bu konuları yetiştirebilmek için nasıl bir planla ilerlemelisiniz? Gelin birlikte bu kısmı inceleyelim arkadaşlar. Çünkü amacım gözünüzü korkutmak değil, amacım farkındalık yaratmak. Yani bu kadar zorlu ve istatistiksel olarak da başarı oranının düşük olduğu bir sınava hazırlanıyorsak elbette bu sınavı çok iyi tanıyacağız. Eksikliklerimizi çok iyi analiz edeceğiz ve kalan bu uzun süreyi, yaklaşık 10 aylık süreyi ilmek ilmek işleyeceğiz ki kazanabilelim arkadaşlar. Her zaman söylerim. Plandan önce, ders çalışmaktan önce motivasyon gelir. Öncelikle bu sürece psikolojik olarak hazır ve istekli olmalısınız arkadaşlar. Kimler bu sınavda başarılı olmayı çok istiyor? İçinizdeki birçok öğrencim tecrübeli olduğu için bunu sormak istiyorum. Yani geçmiş yıllardaki istekliliğiniz ve şu andaki istekliliğinizi kıyasladığınızda sizce oranlar nasıl? Daha mı istekliyiz? Daha mı motiveyiz? Bu yıl neleri değiştirdik kazanmak için? Çok güzel. Şu an bu seminerde olan herkes kazanmayı istiyor. Harika. KPSS A grubu arkadaşlar, azim ve kararlılık isteyen bir sınav. Bu cümleyi hafife almamamız gerekiyor. Gerçekten azimli ve kararlı olmayan bir öğrenci bu zorlu süreci yönetemez. Yönetmeye çalışır ama ne yazık ki yenilir çünkü önümüzde çok uzun bir süre var. Unutmayın ki pes etmeyip umutsuzluğa kapılmadan çalıştığınızda yüksek kademeli bir göreve atanacaksınız arkadaşlar. Sizler sıradan bir memur olmayacaksınız. Sizler belki bir gelir uzman yardımcısı, belki SGK'da müfettiş, belki çok daha ileri level'da bir memur olarak atanacaksınız ve bu level'larda atanan diğer kişilerden hiçbir farkınız yok. Neden o atananlardan biri siz olmayasınız ki? Var mı bir fark arkadaşlar? Aynı eğitimleri aldınız. Aynı bölümlerden mezunsunuz. Belki aynı yaştasınız. Belki sıra arkadaşınız. O kadar yakınınız ama o atanabildi, belki siz atanamadınız. Belki o zaman bu farkındalığınız yoktu. Belki o kadar da istekli değildiniz ama bu yıl artık isterim ki kazandığınız yıl olsun. Bu yıl artık hazırlık yaptığınız son yıl olsun arkadaşlar. Şimdi gelelim bakalım. Evet, herkes atanmak için çok istekli ama kimler atanmaya hazır? Sizin için bir atanma testi hazırladım arkadaşlar. Toplamda 6 tane soru soracağım. Bu 6 soruya ya evet ya hayır diyeceksiniz ve testin sonunda kimler atanmaya ne kadar yakın ya da ne kadar uzak, bunu birlikte göreceğiz. Herkes hazırsa, çayımızı, kahvemizi, suyumuzu aldıysak, not defterlerimiz yanımızdaysa ve bütün dikkatler, gözler, kulaklar bendeyse arkadaşlar, atanma testimizin ilk sorusuyla birlikte startı veriyorum. Gelsin ilk sorumuz. Verimli çalışma yönteminizi biliyor musunuz arkadaşlar? Evet ya da hayır yanıtı istiyorum. Yanıtlara bakıyorum. Hayır, hayır, hayır. Hayır. O zaman gelsin ikinci sorumuz. Birinci sorumuza çoğunluk hayır dedi. Unutma hızınızı biliyor musunuz arkadaşlar? Nedir bu unutma hızı? Evet diyenler günlerini de yazsın. Kaç günde bir unutuyorsunuz? Evet, wow, Belma hocam. Bir hafta, yani 7 gün mü unutma süreniz Hazal hocam? Gelsin üçüncü sorumuz. Arkadaşlar sizin için hangi konunun daha öncelikli olduğunu biliyor musunuz? Yani X konusu daha önceliklidir Y konusundan. Hangi konu hangi konudan daha önceliklidir? Evet diyenlerden iki konu örneği isteyeceğim. Aynen öyle. Bütün konular elbette önemli ama bazı konular
Kısmen diğer konulara göre daha önemli. İşte o konular neler? Aynen öyle. Tabii ki bu soru sayısına göre, sınavdaki o soruları yapabilme oranına göre. Mesela genel muhasebe. Aynen öyle. Şimdi o zaman geliyorum dördüncü soruma. Odaklanma düzeyinizi biliyor musunuz arkadaşlar? Kaç dakikada bir odağınız dağılıyor ve odaklanma sorununuz var mı? Bunu kendinizde keşfettiniz mi? Çoğumuzun artık günümüzde odaklanma sorunu var arkadaşlar. Çünkü size çok hak veriyorum. Çok fazla uyaranla karşılaşıyoruz. Artık her yerde telefon, dijital ortamlar, gelen bildirimler ya da ev halkı olabilir, dışarıdaki ses olabilir, kendi odamızın düzensizliği olabilir. Yani bizim %100 odaklanmamızı engelleyen çok fazla şey var. Aynen öyle. Ama Hazal Hocam, kazanmak için uygun ortamı yaratmak zorundayız. Aksi takdirde çok zorlanırız. Bu kadar konunun içerisinde 997 konunun içerisinde çok yıpranırız arkadaşlar. Hem hazır olmalıyız psikolojik olarak, hem de gereken bütün koşulları sağlamalıyız ki kazanmayı hak edebilelim. Kesinlikle istikrar en önemli şey zaten. Peki kıymetli öğrencilerim, günde kaç saat ders çalışmanız gerektiğini biliyor musunuz? Biliyorum diyenler saatlerini de yazsınlar ve neye göre kaç saat? Bilmiyorum. Aynen öyle. Bilmemiz çok zor. O zaman gelsin son sorumuz arkadaşlar. Hangi konuda, bak 997 konudan bahsettim. Hangi konuda, hangi seviyede olduğunuzu biliyor musunuz? X konusunda birinci seviyedeyim, Y konusunda ikinci seviyedeyim, Z konusunda üçüncü seviyedeyim gibi. 997 konudaki seviyenizi de biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü başarılı olmanız için biliyor olmanız gerekiyor. Yine hayırlar havada uçuştu. O zaman gelsin mi yanıtlar arkadaşlar? Evetleri çok olan öğrencilerim, ki çok azınlıkta. Tebrik ediyorum. Eğer bu sorulara evet diyorsanız arkadaşlar, siz bu işin formülünü bulmuşsunuz. Siz kazanmaya, atanmaya çok yakınsınız. Ama hayırları çok olan çoğunluktaki öğrencilerim, asla endişelenmiyorsunuz. Bu seminerin amacı hayırları evete çevirmek. Seminerde kalıp beni can kulağıyla dinlemeye devam ediyorsunuz arkadaşlar. Sınavda başarılı olmamız için, kazanmamız için bazı dikkat etmemiz gereken şeyler var. Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar, ama sizin tecrübelerinizde olmazsa olmazlar neler? Biraz da sizin tecrübelerinizden de referans almak isterim. Size göre başarılı olan bir öğrenci neleri bilmeli arkadaşlar? Nelere dikkat etmeli? Bunca yıllık tecrübeleriniz size neyi söylüyor? Herkesten mutlaka bir madde de olsa yanıt bekliyorum. Sizce başarı neyde gizli arkadaşlar? Ne olursa başarılı olur, başarı gelir. Şimdi Hazal Hocamın yanıtını okuyorum. Sabır, çok fazla çalışmaktan ziyade daha az ve verimli olması gerekiyor. Aynen öyle. Sabır, başarı süreklilikte odaklanarak istikrarlı çalışmamız gerekiyor. Sabırlı olmamız gerekiyor. Disiplin ve moral, aynen öyle. Her biriniz çok güzel yerlere değindiniz. Azimli olmamız gerekiyor. Kesinlikle öyle. O zaman gelelim bakalım nelere dikkat etmemiz gerekiyormuş. Arkadaşlar, sınavı kazanmak için seviyenizi bilmek zorundasınız. 997 konudaki seviyenizi bilmelisiniz ki ona göre bir program hazırlamalısınız. Ve verimli ders çalışma yönteminizi keşfetmelisiniz. Bunu belki çok pelesenk olmuş bir şey olabilir, verimli ders çalışmak. Ama herkes birbirine soruyor, nasıl verimli olur ki? Yani verimli ders çalışmak nedir ki?
Dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar, her öğrenci farklı öğrenir. Siz nasıl öğreniyorsunuz? Sizin zihniniz o bilgiyi nasıl alıyor? Nasıl uzun süre hafızasında saklıyor? İşte bu sizin yönteminizdir. Ve her öğrencinin verimli çalışma yöntemi farklıdır birbirinden. Kendinizi tanımanız gerekiyor. Siz nasıl ders çalıştığınızda gerçekten öğrenebiliyorsunuz? Hangi yöntemlere ihtiyacınız var? İşte bunu bildiğinizde başarıya bir adım daha yaklaşmış oluyorsunuz. Ve kıymetli öğrencilerim, artık akademik takvim açıklandı. Günler geriye sayıyor arkadaşlar. Sınava bir gün, bir gün, bir gün daha yaklaşıyoruz. Sınava kalan süreyi bilmeniz, planınızı buna göre hazırlamanız gerekiyor. Günlük ders çalışmaya muhakkak zaman ayırmanız, ama bu zamanı abartmadan ya da hiç çalışmadan kaçınarak gerçekçi ve sürekli bir şekilde uyum sağlayabileceğiniz kadarını ayırmanız ve bunu sürekli olarak sınav tarihine kadar devam ettirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve tabii ki de psikolojik olarak hazır olmanız, azimli olmanız, istekli olmanız, kendinizi zihinsel olarak o koltukta görebiliyor olmanız, o kadroyu hak ettiğinize ikna olmanız gerekiyor. Gireceğiniz sınavı ve kendinizi çok ama çok iyi tanımanız gerekiyor arkadaşlar. Bunlar olmazsa olmaz. Anlaştık mı? Ekran görüntüsü alabilirsiniz bu arada. Tik atarsınız tamamladıklarınızın yanına. Bu koşulları sağlamadan başarıya ulaşamazsınız arkadaşlar. Aynen öyle Feyza Hocam. Peki hocam, seviyemizi nasıl belirleyeceğiz? Ben 997 konudaki seviyemi nasıl ölçeceğim? Verimli çalışma yöntemimi bilmiyorum, kendimi tanımıyorum, nasıl keşfedeceğim? Günde ne kadar çalışırsam yeterli olur, ne kadar çalışırsam yetersiz olur, nasıl ölçeceğim? Seviyeme göre ne kadar çalışmam gerektiğini nereden bileceğim? Kendimi ve sınavı ne kadar tanıyorum, nasıl bileceğim? Nasıl daha iyi tanıyacağım diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Gelin bakalım bunların yanıtını birlikte bulalım. Arkadaşlar, seviyenizi ölçmek için her konuda kendinizi seviye belirleme sınavını almanız gerekiyor. Yani seviye öyle çok random, ben burada iyiyim, ben burada kötüyüm diye kendinizin belirleyebileceği bir şey değil. Seviye için somut içerik kesinlikle şart. Yani gerekirse her konuda ayrı ayrı sorular hazırlayıp seviyenizi ölçmeniz gerekiyor. Ve arkadaşlar, kendinizi tanımak için yine bir öğrenci kendini objektif olamayacağı için kesinlikle bizim gibi kurumlardan, ki biz bu alanda tekiz, öğrenciyi tanıma ve önceliklendirme kısmında öğrenme yapınızı keşfetmeniz, bunun için gerekli testlere ve analizlere girmeniz gerekiyor. Günde ne kadar ders çalışmanız gerektiğini ise arkadaşlar ancak seviyeniz belirler. Eğer seviyeniz çok temelse daha çok çalışmalı, orta düzeyse daha ortalama sürede çalışmalı, ileri düzeyde ise daha az çalışmalısınız. Yani sizin seviyeniz hangi level'daysa hedefe o kadar uzaklıktasınız demektir. O yüzden mevcut seviyenizi bilmeden günde ne kadar ders çalışmanız gerektiğini de ölçemezsiniz. Bunun için seviye ve öğrencinin kendini tanıması ilk iki önemli adım. Peki tüm bunlardan sonra nasıl bir program hazırlayacağız? Yani artık diyelim ki ne kadar çalışacağımı da belirledim. Öğrenme yapımı da keşfettim, seviyemi de keşfettim. Nasıl bir program olacak ki beni dönemin sonuna kadar, 13-14 Eylül'e kadar bütün konularını bitirmiş, öğrenmiş ve artık hafızasında saklı tutmuş, başarılı bir öğrenci haline getirir? Bundan bahsedeceğim. Atandıracak bir programda arkadaşlar hangi özellikler olmazsa olmaz? Az önce verdiğim örnekleri de düşünün. Ne olmazsa olmazdı arkadaşlar. Bu bir pekiştirme sorusudur. Az önce benzeri bir soruyu zaten size sordum. Nasıl bir program olmalı ki o program bizi dönemin sonunda atandırabilsin? Feyza Hocam, bu soruna seviyen karar verebilir. Buna ben yanıt veremem. Hazal Hocam diyor ki soru çözüp pekiştirerek. Peki başka? Bir programda neler olmazsa olmaz olur arkadaşlar. Başarılı bir programda.
O zaman başlatıyorum, birden gelsin. Programınız verimli olmak zorunda kıymetli öğrencilerim. Programınız seviyenize uygun olmak zorunda. Programınız sürdürülebilir dönem sonuna kadar dinamik olmak zorunda. Programınız sizde özel öz disiplin düzeyinize uygun olmak zorunda. Programınız soyut olmamak zorunda, somut olarak sonuçları ölçülebiliyor olmak zorunda ve sürekliliği devam ettirmek zorundasınız. Öğrenme yapınıza, yani size özel, size uygun olmak zorunda ve en önemlisi kıymetli öğrencilerim, programınız kişiye özel olmak zorunda. Peki biz bu özelliklerden kaçını tek başımıza sağlayabiliyoruz arkadaşlar? Bir öğrenci verimli çalışmayı nasıl keşfedecek? Seviyesini nasıl ölçecek? Programını nasıl oluşturacak? Programının sonuçlarını nasıl ölçecek ya da yeniden nasıl güncelleyecek? Bunu bir öğrenci olarak yapmanız tek başınıza mümkün değil arkadaşlar. İşte bu noktada profesyonel bir desteğe ihtiyacınız var ki birçoğunuz zaten tek uzemi tanıyorsunuz. Biz tek uzem olarak arkadaşlar çok uzun yıllardır, yaklaşık 10 yıldır kaymakamlık, hakimlik, A kadro sınavları, kurum banka sınavlarında çok önde gelen kurumların belki de başındayız arkadaşlar. Çoğu kuruma da öncülük ettik. Yani birçok böyle bilindik, popüler kurumların her biri bizim altyapımızı şu anda bile kullanıyor. Yani bu kadar zorlu bir hedefe tek başımıza ulaşmayı beklemek belki risk olabilir. O yüzden ben eğer imkanlarınız dahilindeyse, ki seminerimin sonunda kurslarımızla ilgili de bilgi aktaracağım ama imkanlarınız dahilinde ise profesyonel bir destek almanızı kesinlikle öneriyorum. Çok daha rahat, daha konforlu, daha güvenilir ve garanti bir şekilde ilerlemeniz için arkadaşlar. Feyza Hocam, muhasebe dersimiz daha başlamadı. Maliyeyle başladık biz. Kursla ilgili bilgi vereceğim seminer sonunda. Şimdi geliyorum bir diğer maddeme. Arkadaşlar, kendinize ders çalışma programı hazırlarken, yani bunu diyelim ki kendiniz hazırladınız, derslerdeki seviyenizi bilmek zorundasınız. Seviyenizi sakın ha göz ardı etmeyin. Çünkü ders çalışabileceğiniz süreye, sınava kalan zamanı ve seviyenize göre sadece size özel bir programa ihtiyacınız var. Ve bu programda öğrendiğiniz, öğrenemediğiniz, uyum sağlayabildiğiniz, uyum sağlayamadığınız konulara göre de programınızın somut olarak verilerini ölçebilmeniz gerekiyor. Ve her hafta programınızı yenilemeniz gerekiyor arkadaşlar. Mesela herkes ekrana baksın. Ekranda tek uzeme kayıtlı bir öğrencinin sabahki programının ekran görüntüsü var. Kimler bu programdan nasıl çıkarımlarda bulunacak merak ediyorum. Bana bu programı herkes yorumlasın. Mesela maliye dersinde maliye teorisine girişte ön hazırlık yapması istenmiş. Ön hazırlık nedir arkadaşlar? Bugüne kadar böyle bir kavram hiç duydunuz mu hayatınızda? Ön hazırlık. Hangi kurum yaptırıyor ya da hangi kurum ödev veriyor? Ben cevap vereyim. Tek uzem dışındaki hiçbir kurum. Arkadaşlar, ön hazırlık dediğimiz çalışma, temeli hiç olmayan öğrencilere zorunlu olarak yaptırılan, önerilen bir çalışma. Bu yüzden diyorum, seviyeni bilirsen neye ne kadar çalışacağını da bilirsin. Seviyeni bilirsen her derse olması gereken zamanı ayırabilirsin. Random, buna 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 hepsine eşit çalışmazsın. Çünkü hepsine eşit çalışarak bu sınavı kazanamazsın. Her derste hedefi olan uzaklığın aynı değil. Kimi ders var çok başlangıçtasın, kimi ders var daha ortadasın, kimi ders var daha hedefe yakınsın. Mesela ben buradan şunu anlayabiliyorum. Bu programın sahibi olan öğrencim maliye dersinde çok temel seviyede. Hiçbir bilgisi yok ve bu yüzden bizim sistemimiz ona ön hazırlık ödevi vermiş. Ama makro iktisat dersinde, makro iktisata giriş dersinde biz aynı öğrencimize tekrar ödevi vermişizdir. Peki tekrarı kimler yapar arkadaşlar? Tekrarı artık konu anlatımını bitirenler,
Artık o konuya hakim olanlar yapar değil mi? Tekrar üçüncü level'dır. Yani sen ilk iki level'ı tamamlamışsındır. Artık sırada tekrar vardır. Peki mikro iktisat temel kavramlarda biz bu öğrencimize demişiz ki konu anlatımı çalıştıracağız sana. Kimler konu anlatımı çalışır arkadaşlar? Siz düşünün kendinize. Hangi konularda konu anlatımı çalışıyorsunuz? Başlangıç düzeyinde olduğunuz konularda ve ön hazırlığı geçtiğiniz konularda. Aynen öyle Feyza Hocam. Peki muhasebede de muhasebenin işlevleri konusunda aynı şekilde konu anlatımı yapması istenmiş. Peki muhasebede ben öğrencime soru çözümü yaptırsaydım buradan ne anlardım? Artık muhasebede seviyesinin ileri seviyede olduğunu anlardım değil mi? Artık ön hazırlık yapmış, konu anlatımı çalışmış, tekrar yapmış ve artık dördüncü basamakta yani ileri seviyede artık soru çözebilir. Buna hazır olduğunu anlardım arkadaşlar. İşte sizin de daha bunun gibi Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, hukuk dersleri, maliye, muhasebe, iktisat dersleri ve hepsinin alt konularına kadar her derste yapmanız gereken çalışma aynı değil arkadaşlar. Eğer tek üzerine kayıt olursanız biz sizi 997 konudan seviye belirleme sınavına alıp totalde bir SBS'ye alıp hangi konuda, hangi seviyedeyseniz seviyenize özel bir program hazırlıyoruz arkadaşlar. Bunu yaptığımız, özel geliştirdiğimiz, Türkiye'de sadece tek düzlemde uygulanan yapay zeka destekli TEKES sistemi bunun için var arkadaşlar. Şimdi gelelim TEKES sistemi neden bu kadar başarılı? Bize neler katacak? Garanti öğrenme modeliyle çalışırsanız, TEKES'te çalışırsanız arkadaşlar, öğrenemeyeceğiniz hiçbir konu, çözemeyeceğiniz hiçbir soru kalmaz. Çünkü siz bir öğrencisiniz ve her konuda 5 farklı seviyeniz olabilir. Temel seviyede olabilirsin. Başlangıç seviyesinde olabilirsin. Orta seviyede olabilirsin. İleri seviyede olabilirsin. Üst seviyede olabilirsin. Ve hangi seviyede olursan ol, o seviyeye uygun çalıştığında sen verimli çalışıyorsundur demektir. Hani dedim ya size çok pelesenk olmuş bir kavram verimli çalışmak. Neye göre, kime göre? Size göre, seviyenize göre verimli çalışmak seviyeye uygun çalışmaktır arkadaşlar. Bunun için önce seviyenizi ölçmeli, sonra ne çalışacağınızı belirlemeli, sonra da o çalışmanın başına geçip tamamlamalısınız. İşte bunu bir öğrenci tek başına çok zor yapacağı için biz TEKES sistemini kurduk arkadaşlar. Eğer bizim eğitimlerimize kayıt olursanız her dersteki seviyenize özel bireysel bir ders çalışma programına ve her hafta sonuçları ölçülebilir bir programa sahip olmuş olacaksınız kıymetli öğrencilerim. Anlaşıldı mı? Bu ekranın da görüntüsünü alabilirsiniz bu arada. Hangi türde çalışmalar yapmanız gerektiğine dair birkaç minik öneride de bulundum. Oldukça işinize yarar eğer hayata geçirebilirseniz. Ve eğer 2025 sürecinde başarıya ulaşmak, A kadroya kavuşmak, artık o hak ettiğiniz yüksek level koltuğa oturmak istiyorsanız arkadaşlar bu kıymetli süreci riske atmayın. Bu kıymetli süreci ötelemeyin. Artık 21 Kasım tarihindeyiz ve sınava gün geçtikçe yaklaşıyoruz. Biz bunun için buradayız arkadaşlar. Sadece size özel bir çalışma programı değil, kayıt olduğunuz an itibariyle A grubu ve B grubu bütün derslerin canlı konu anlatım eğitimleri, tekrar soru çözüm eğitimleri ve bunların tamamının videoları, dijital PDF ders notları, Türkiye geneli deneme sınavları ve çok daha fazlasına sahip olmuş olacaksınız arkadaşlar. Üstelik size çok güzel bir haberim var. Derslerimiz henüz geçen hafta başladı. Hiçbir şey kaybetmediniz. Daha fazla gecikmemek için bu yıl atananlar listesine isminizi yazdırmanız için tek üzeme kayıt olmanız yeterli arkadaşlar. Şu an bu seminerde olan kıymetli öğrencilerim, bu ayrıcalıklı eğitim modeli ve sıfırdan başlayan canlı kurslarımıza kayıt olmak isterseniz normalde eğitimimizin bedeli birlikte sayfaya da girelim. Sistem yöneticimden rica etsem tekuzem.com'a beni yönlendirebilir mi?
Belma hocam tabii ki de dersleri almadan sadece çalışma programı yapay zeka koçluğunu alabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum sistem yöneticim. Evet, burası Tekuzem'in sayfası arkadaşlar. Eğitim programlarını tıkladığınızda KPSS A grubunda eğitimimizin içeriğine dair bütün detaylar yer alıyor. Bakın tıklayalım. Sadece yapay zeka koçluk sistemine de kayıt olabilirsiniz. Akıllı bir koçtan haftalık, günlük bir program desteği de alabilirsiniz arkadaşlar. Bu dediğim gibi tırnak içerisinde söylüyorum. Bir rehberlik ya da bireysel bir öğrenci koçluğu değil. Bu çok daha fazlası. Hiçbir kurumda olmayan, %0 yanılma payı olan, %0 riski olan arkadaşlar yapay zeka koçluk programı. Eğer canlı derslerle birlikte koçluk eğitimine kayıt olursanız arkadaşlar, eğitimimizin bedeli şu an canlı derslerimiz yeni başladığı için yarın saat 17'ye kadar 24 saat geçerli kampanyamızla birlikte şok olacaksınız. 15 bin lira yerine sadece 10 bin TL. A grubu, B grubu sıfırdan başlayan canlı dersler ve yapay zeka koçluk sistemi sadece 10 bin TL. Eğer sadece Belma Hocam gibi koçluk eğitimine kayıt olmak isterseniz arkadaşlar, koçluk eğitimimizin ücreti de seminer indirimiyle birlikte 7.500 TL. Ama ben sadece koçluğu almanızı önermem arkadaşlar. Hocalarımız çok iyi almışken eğitimi de alın. Eğitimle koçluk birlikte ilerlesin. Neden kendinizi bölüyorsunuz ki? Bakın fiyatlar, ben biraz kendimizden de bahsedeyim. Biz Ankara'dayız arkadaşlar. Ankara Merkez Kadrosu Öğretmenleri Tekuzem'i araştırın. Tekuzem Türkiye'de açılan ilk uzaktan eğitim kurumlarından biri. 10 yıllık bir geçmişi var. Milli Eğitim Bakanlığı'na ve Teknokent'e bağlı binlerce öğrenciyi hedefine ulaştıran, hayallerine ulaştıran, kökleşmiş ve birçok eğitim kurumuna örnek olmuş, altyapı sağlamış, öncülük etmiş bir eğitim kurumu. Biz arkadaşlar yeni açılan, piyasayı bilmeyen, sınavları tanımayan bir kurum değiliz. Biz 10 yıllık tecrübemizle zaten başarılarımızla rüştümüzü ispatlamış bir kurumuz ve bu tecrübe, bu kadro, bu eğitim modeline göre A grubu için 10 bin liralık bir eğitim programı bulmanız adım kadar eminim mümkün değil arkadaşlar. Tüm kurumları araştırabilirsiniz. Her iki canlı dersler mümkün değil. Böyle bir fırsat ayağınıza gelmişken, yeniden bizimle yollarınız kesişmişken ve canlı derslerimiz daha geçen hafta başlamışken, daha hiçbir kaybınız yokken bunu bir mesaj olarak algılayın ve kayıt olun. Hemen kaydımızı yapıp bugün itibariyle siz de çalışmalarınıza başlatalım. Hemen devam eden canlı derslere de girin arkadaşlar. Üstelik geçen hafta siz yokken yaptığımız derslerimizde kayıt altına alındığı için onların da videoları kayıt olur olmaz sisteminize yüklenecek. 10 bin liralık indirimli tutar yarın 17'ye kadar geçerli. Şimdi sistem yöneticimden, bu arada bu indirim sınırlı sayıda kullanılacak arkadaşlar, her öğrenci için kullanamayacağız. İlk tıklayan öncelik vereceğiz öğrencilerimize. İlk tıklayan öğrencilerimiz için bu indirimi kullanabileceğiz ve yarın 5'ten sonra da site tutarı üzerinden yeniden kayıt almaya devam edeceğiz. Bilginiz olsun. Bu yüzden biraz acele edin, ailenizle ya da işinizle artık maddi olarak kimler destek olacaksa onlarla biraz daha görüşmelerinizi hızlı yapmanızı öneririm. Şimdi sistem yöneticim, buradasın biliyorum. Öğrencilerime linki iletebilir misin? 5.000 TL'lik indirimden faydalanmak ve bu ayrıcalıklı eğitim modeliyle atanmak isteyenler şimdi ilettiğim linke tıklasınlar arkadaşlar. Linke tıklayan öğrencilerimi bugün ve yarın 24 saat içerisinde KPSS A grubu öğrenci koçum arayacak, indirim kodunuzu iletecek ve hemen kaydınızı birlikte tamamlayacaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi bu fırsat kaçmaz ve kıymetli öğrencilerim, sayfamızın linkini de atıyorum. Tekuzem'i dilediğiniz gibi araştırabilirsiniz.
Binlerce başarı öykümüz var. Bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz, YouTube'dan da takip edebilirsiniz. Ana sayfamızı inceleyebilirsiniz. Örnek olarak oluşturduğumuz derslere, eğitim analizlerimiz ve seviye belirleme sınavlarımıza girebilirsiniz arkadaşlar. Var mı bana sorularınız? Linkimi son kez yeniden paylaşıyorum. Linke tıklayanlar bu indirimden faydalanabilecekler. Eğer bana A grubu ile ilgili, tek uzamla ilgili sorularınız varsa arkadaşlar sorabilirsiniz. Seve seve yanıtlarım. Bunun için buradayım. Ergül hocam çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Umarım birlikte başarıya ulaştığımız yıl 2025 yılı olur. O halde hepinize güzel ve etkin katılımı için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başarı dolu bir yıl diliyorum. Tek uzemde kayıtlı olan öğrencilerimle zaten sık sık görüşeceğiz arkadaşlar. Umarım hepiniz tek uzemli olup bu ayrıcalıklı eğitim modeliyle bu yıl atananlar listesine isminizi yazdırırsınız arkadaşlar. Bize ulaşmak için linkimize tıklamanız yeterli. Yarın 17'ye kadar bu avantaj devam ediyor olacak. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Her birinizle tanıştığım için çok mutlu oldum. Bir sonraki çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın ama en önemlisi esen kalın arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.